Tabii biz burada aslında geçtiğimiz hafta yaklaşık 500 üzerinde biz sadece Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu Belediyesi logonu ve sıfır atık logonu çanta dağıtımı yaptık. Yine hakeza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı logolu da Sayın Bakanımız yine bez çanta dağıtımını gerçekleştirdi. İnşallah biz yarın saat 14'te de Misak-ı Milli Meydanı'nda en az 5 şişeye, plastik şişeye bir çanta dağıtımını yapacağız. Bütün vatandaşlarımız orada Misak-ı Milli Meydanı'nda yine yaklaşık 500 tane çantayı dağıtacağız. Aslında daha fazla da çanta dağıtabiliriz ama amacımız bunu gündemde tutmak. Düzenli olarak her hafta bu şekilde dağıtabildiğimiz kadar çantayı vatandaşlarımıza dağıtmak. Çünkü vatandaşlarımız ne kadar çok bizi gündemde tutarsak o kadar çok bu işin daha çok bilincinde olacaklarına inanıyoruz. Şu anda burada bizim İçkur kursumuz var. Bez çanta üretiyorlar. Halk eğitimden ve SAKEM işbirliği içerisinde yürütülen kursumuz var. Yine sizler de gördünüz. Gönüllü vatandaşlarımız da var. Bu işe çevreye, bez çantaya ve naylon poşetle mücadeleye gönül vermiş. Onlar da bizi mutlu ediyor. Ayrıca yine en son görüşmelerimiz ve tabii kurs açma sürecimiz devam ediyor. Başvurular alınıyor. Ve file kursumuzda en yakın zamanda açılacak. Şu anda yine bizim kendi kurs veren, SAKEM bünyesinde kurs veren, halk eğitim bünyesinde kurs veren öğretmenlerimiz tarafından onlar şu anda fil üretimi yapılıyor zaten. Ama biz en kısa zamanda toplamda baktığımızda yaklaşık 30 kişiyle bütün hem bez çanta hem fil üretimini hızlı bir şekilde devam edeceğiz. İşte biraz önce sorduk. Biz günde yaklaşık 100 tane bez çanta üretebiliyoruz. Dediğim gibi biz amacımız sadece vatandaşlara bez çantayı dağıtıp bir kerede de ücretsiz olarak dağıtabiliriz. Herhangi bir talep almadan da dağıtabiliriz. Ancak amacımız vatandaşlarda çevre bilincini naylonla, plastikle mücadele bilincini geliştirmek ve biz bunu haftalara yayarak dağıtmak istiyoruz ki vatandaşlarımızın gündeminde, siz değerli basın mensuplarının gündeminde ve bizim gündemimizde her zaman bulunsun, hiçbir zaman üst sıralardan düşmesin. Ben teşekkür ederim. Bu arada tabii bugün 10 Ocak hem siz değerli çalışan gazeteciler, basın mensuplarının çalışan gazeteciler günü kutluyorum. Ve yine 10 Ocak'ta İdareciler Günü, bütün Mülki İdare Camiası'nda İdareciler Günü'nü kutluyorum.